Merhaba Web Tekno takipçileri, bu videomuzda sizlerle birlikte General Mobile 4G'yi inceliyoruz. Başlamadan önce şunu belirtmek istiyorum arkadaşlar, bu telefona videonun sonlarına doğru bir drop test yapacağız. Eğer telefon sağ çıkarsa da sizlerden birine hediye edeceğiz. Bunu da detaylarını videonun sonlarına doğru söyleyeceğim. Bu önünde görmüş olduğunuz General Mobile 4G fiyat performans olayında piyasayı çok fazla sallayacağını iddia ediyor arkadaşlar. General Mobile 4G Android One ile birlikte ülkemize gelen, yani Android One'ın kullanıldığı ilk telefon. Bu Android One'ın ne olduğundan biraz bahsedeyim. General Mobile bu telefonda Google ile işbirliği yaptı arkadaşlar. Google ile işbirliği yapması demek de güncellemeleri ilk alacak telefonlardan birisi bu olacak. Ayrıca Avrupa'da da Android One projesiyle çıkan ilk telefon olma özelliğini taşıyor. Android One projesi saf Android deneyimini giriş seviyesi telefonlara taşımayı hedefliyor. Böylece giriş seviyesi telefonlarda da bütün güncellemeler son hızda alınmış oluyor. Yani General Mobile 4G'de de dediğim gibi bütün güncellemeler ilk başta gelecek, cayır cayır güncelleme alacak bu telefon 2 sene boyunca. Şimdi dilerseniz fazla lafı uzatmadan telefonun incelemesine geçelim. Her zaman olduğu gibi telefonun sağında solunda neler var bunlara bakarak başlamak istiyorum. Telefonun ön yüzeyinde arkadaşlar bir arize görüyoruz karşı tarafın sesini alabilmemiz için. Bunun hemen yanında ön kamerası bulunuyor. Arizenin sol tarafında da bildirim ışığı var, LED ışığı var. Bu LED ışığının renklerini biz ayarlayamıyoruz ancak gelen bildirime göre rengini değiştiğini söylemeliyim. Alt tarafında herhangi fiziksel düğme bulunmuyor. Düğmeler ekranın içine yerleştirilmiş sanal olarak. Ancak sanki fiziksel düğme varmışçasına alt tarafı büyük tutmuşlar telefonda. Ön yüzeyi bu şekilde. Yan tarafına baktığımız zaman ses açma kapama tuşunu görüyoruz ve onun hemen yanında güç düğmesi bulunuyor. Üst tarafında 3.5 mm'lik bir kulaklık girişi bulunuyor. Sol tarafı temiz, hiçbir şey yok telefonun sol tarafında. Alt tarafına baktığımız zaman bir adet USB girişi görüyoruz arkadaşlar. Telefonu şarj etmek ve veri aktarmak için. Burada iki tane, ya bunun iki yanında delikler bulunuyor ancak bunlardan sadece bir tanesi hoparlör. Sağ taraftaki hoparlör, sol taraftaki de sesimizin karşı tarafa gitmesi için mikrofon. Telefonun arka tarafına bakalım bir de. Arka tarafında 13 megapiksellik bir kamerası bulunuyor. Çok hafif bir çıkıntısı var. Onun hemen altında çift LED flaşı bulunuyor. Ancak bu çift LED flaş çift tonlu değil. Doğal tonları yakalamak için çift ton LED flaş konuluyor bazı telefonları bildiğiniz gibi. Bundaki ikisi de aynı mavi tonu veriyor. Bunun hemen altında General Mobile logosunu görüyoruz ve en altta da Android One yazısını görüyoruz. Arka kapak açılabiliyor. Arka kapağı açtığımız zaman karşımıza pil geliyor arkadaşlar. Bu pil tabii ki de çıkartılabilen bir pil. 2500 mAh'lik pil konusuna birazdan değineceğiz. Yanınızda dilerseniz yedek bir pil taşıyarak pil ömrünüzü uzatmış olursunuz. Micro SD kart girişi var. 128 GB'a kadar desteklediğini söyledi firma yaptığımız telefon görüşmesinde. Onun hemen yanında da SIM kart girişi bulunuyor. Telefonun tasarımı ile ilgili bahsetmek istediğim birkaç şey var arkadaşlar. Ses açma ve kapama düğmeleri ve güç düğmesi telefonun yanında biraz içeriye doğru yerleştirilmiş. Telefonun yekpare görünümünü oldukça güzel bir konuma taşımış bu. Basmakta zorlanabilirsiniz ancak alıştıktan sonra rahatsız etmiyor bu. Ayrıca deli gibi de çıkık olmasına gerek yok bence bu düğmelerin. Şahsen benim hoşuma gitti. Onun dışında başta da söylediğim gibi alt tarafını, yani tuşların olması gerektiği, fiziksel tuşların olması gerektiği yeri biraz büyük tutmuşlar. Bu kısım biraz küçültülebilirdi. Ayrıca tasarımda yine arka kapakta deri görünümüne gitmişler arkadaşlar. Notuçlarda hatırlayacağımız gibi. Ancak notuçunki gerçek deriydi. Bunu da direkt plastik kullanmışlar. Sadece görünüm olarak deri görünümünü katmışlar telefona. Telefonun yan çerçevesi de metal görünümü. Ancak burasında metal olmadığını söyleyebilirim. Burası da direkt bildiğimiz plastik. Tasarımla ilgili söyleyebileceğim şeyler bunlar arkadaşlar. Dilerseniz telefonun boyutlarından da bahsedelim. 14.05 cm'lik bir boyu var telefonun. Ayrıca 6.9 cm genişliğinde. Kalınlığını da söyleyeyim arkadaşlar. Biraz kalın gelebilir. 9.3 mm kalınlığında. Ancak çok çok rahatsız edici bir şey değil. Şahsen akıllı telefonlarda 1-2 mm'nin benim için çok çok fazla bir önemi yok. Öyle elinize aldığınız zaman tutuş hissiyatı gayet güzel olduğunu söylemeliyim. Telefonun 5 inçlik bir ekranı var arkadaşlar. Bu ekran 720p. Ayrıca IPS teknolojisini kullanmışlar. Telefon 294 ppi. Bu 5 inçlik telefonu tek elle çok rahat bir şekilde tutabiliyorsunuz. Hele benim gibi küçük elliyseniz hiçbir sorun yaşamazsınız arkadaşlar. Çok rahat bir şekilde kullanabilirsiniz. Bu ekran Corning Gorilla Glass 4 ile korunuyor arkadaşlar. Çizilme ve darbelere karşı daha dayanıklı olduğu söyleniyor. Ancak kutunun içinden yine ekstra bir koruma jelatini çıkıyor arkadaşlar. Hani bunu da takarak bir tık da olsa daha fazla bir koruma elde edebilirsiniz. Telefonun biraz da içinden bahsedeyim isterseniz. 4 çekirdekli Snapdragon'un 64 bitlik 410 işlemcisini kullanan bir telefon bu. Ayrıca 2 GB RAM var ki bence oldukça yeterli, hatta yüksek diyebileceğimiz bu fiyattaki bir telefon için RAM miktarı. Kendi hafızası 16 GB,
sistem çok çok fazla dolu gelmiyor. İçinde hakikaten böyle hiç sistemi şişirecek saçma sapan uygulamalar yok. 16 GB'ın biz 12 GB'ını kullanabiliyoruz. Yani sistem ortalama 4 GB'lık bir yer kaplıyor bu telefonda. Ancak bu miktar size yetmezse videonun başında belirttiğim gibi 128 GB'lık microSD kartı telefonunuza takabilirsiniz. Ya bu bilgiyi internette bulamadım. Bulamadığım için direkt firmaya telefon açtım. Bana böyle bir bilgi verdiler. 128 GB'a kadar desteklediğini söylediler. Ayrıca şunu da belirteyim. Telefon grafik birimi olarak Adreno 306'yı kullanıyor. Telefon Android 5.1.1 ile geliyor. Şu an en güncel Android sürümü bu. Videoyu çektiğimiz tarihi itibariyle. General Mobile önceki cihazlarında kullanıcılarını biraz güncelleme konusunda üzmüştü. Bu telefonda sözünü verdi arkadaşlar. 2 yıl boyunca zaten güncellemeleri General Mobile yapmayacak. Direkt Google kendisi verecek bu telefonu. Yani güncellemeleri eğer bu telefonu alırsanız ilk siz almış olacaksınız. Arayüz ilk defa kullananlar için en başta biraz garip gelebilir. Ancak Android'in en saf hali bu. Gitgide alışıyorsunuz ve çok sade, çok şık olduğunu söylemeliyim. Telefonun pilinden de bahsedelim arkadaşlar. 2500 mAh'lik bir bataryası var. Gerek 720p ekranı olsun, gerek kullandığı işlemcinin az enerji harcaması olsun. Hani telefonu çok çok kurcalamıyorsanız, böyle bütün gün oyun oynamıyorsunuz, neredeyse 2 günün çok rahat bir şekilde çıkarttığını söyleyebilirim. Telefon kullandığım süre boyunca bana herhangi bir sorun çıkarmadı arkadaşlar. Kasma, takılma, işte donma, uygulamadan atma gibi herhangi bir sorunla karşılaşmadım. Ancak General Mobile Discovery'de kronik sorunlar vardı. Mesela alanlar 2-3 ay sonra şarj soketinin bozulduğunu söylediler. Hani bu tarz bir sorunla karşılaşmadım ben kullandığım süre zarfında. Zaten bu 2-3 ay sonunda ya da hani 1 yıllık bir kullanım sonunda çıkabilecek kronik problemler. En azından kullandığım 2-3 gün boyunca telefon bana herhangi bir kötü tarafını göstermedi diyebilirim. Telefonun SAR değerinden bahsetmedim arkadaşlar. Kafada ve vücutta ayrı ayrı SAR değerine maalesef ulaşamadım. Firmada sadece bir tane SAR değeri verdi bana. 0,288 watt bölü kilogram SAR değeri var. Bu olması gereken SAR değerinin çok çok altında. Yani radyasyon yaymıyor telefon. Hani SAR değerini oldukça düşük tutmuşlar. Bu konuda da başarılı bir iş çıkarmış General Mobile. Dilerseniz bir de telefonun kamerasına bakalım. Evet, kameramıza bakalım dedik. Arkadaşlar, cep telefonunun General Mobile 4G'nin kamerası 13 megapiksel. Yani ana kamerası 13 megapiksel. Selfie kamerası ise 5 megapiksel. Peki bu kamera nasıl? Güzel fotoğraflar çekiyor mu? Şöyle. Şimdi arkadaşlar, anlatmaya başlayayım ben size bunu. Karanlık olduğu zaman, hava karardığı zaman ya da ortam karardığı zaman kameradan çok çok fazla bir şey beklemeyin. Hatta hiçbir şey beklemeyin diyebilirim neredeyse. Zaten şu an arkada örnek videoları döndürüyorum. Yani karanlık olduğu zaman arkadaşlar gren aşırı derecede artıyor. Bayağı kirli fotoğraflar ve videolar elde ediyorsunuz. Aydınlık olduğu zaman tabii işin rengi değişiyor. Lens ışığı güzel almaya başladığı zaman ortaya da daha güzel fotoğraflar çıkmaya başlıyor. Ama 13 megapikselin hakkını veriyor mu? Bana sorarsanız çok çok fazla veremiyor arkadaşlar. Hani fotoğraflar güzel, eyvallah. Hani renkleri falan doğruya yakın alıyor diyebilirim. Ancak bütün çektiğim fotoğraflarda hani gün ışığında da çektim, gölgede de çektim. Hafif bir grilik var. Bu General Mobile Discovery'de de fark ettiğim bir durumdu. Discovery 4G'de de aynı şekilde bu durum devam ediyor. Makro fotoğrafları çok güzel çekebiliyorsunuz. Hiçbir problem yok. Zaten şu an ekranda gördüğünüz gibi makro fotoğraflar oldukça güzel. Işığı güzel alırsa güzel fotoğraflar çekiyor diyebilirim. Yani bu fiyata alabileceğiniz bir telefondan ne bekliyorsanız aslında onu çekiyor. Şunu da söyleyeyim, 1080p saniyede 30 kare videolar çekebiliyor arkadaşlar. Öyle de bir güzel yanı var. Ön kamerası 5 megapiksel selfie kamerası. Bu da 720p videolar çekmenize olanak sağlıyor. Arka kamerasına nazaran daha güzel işler çıkartıyor. Tabii ki de arka kameradan daha iyi değil ama diğer hani telefonlarla kıyasladığımız zaman, selfie kameralarıyla kıyasladığımız zaman güzel iş çıkarttığını söyleyebilirim. Ancak yine söylüyorum, gece olduğu zaman arkadaşlar telefon sizi biraz üzebiliyor. Gece çektiğim fotoğraflardan da birkaç tanesini açayım. Hani gerçekten detaylar yaklaştırdığınız zaman kayboluyor arkadaşlar. Bir de titreşim engelleyici gibi bir özelliği olmadığı için en ufak bir titreşiminiz fotoğrafa kötü olarak yansıyor. Renkler direkt birbirine giriyor. Ancak yine belirtiyorum arkadaşlar, bu fiyattaki bir telefondan, 700 liralık bir telefondan hani mükemmel bir kamera beklemek ya da her şeyin mükemmel olmasını beklemek zaten yanlış olur. Telefonun kamera sonuçları bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz bir de benchmark sonuçlarına bakalım. Telefonun benchmark sonuçlarına baktığımız zaman AnTuTu'da 21.921 puan alıyor arkadaşlar.
Bu işlemciyi kullanan, bu ekran kartını kullanan bir telefondan aslında beklediğimiz bir puan bu. Hani daha fazlasını beklemek zaten yanlış olur. Sıralamada şöyle Asus Zenfone 5'in bir tık altında kaldı. Ayrıca Geekbench'e de bir bakalım arkadaşlar. Onun da testini şurada yapmıştım. Geekbench'te tek çekirdekte 487 puan aldı arkadaşlar Genoa Mobile 4G. Çoklu çekirdekte ise 1429 puan aldı. Dediğim gibi bu donanım özelliklerine sahip bir telefondan bekleyebileceğimiz puanlar bunlar. Hani ne fazla ne düşük, hakkına ise o puanlar çıktı. Evet arkadaşlar, şimdi bir de Genoa Mobile'ın sesine bakalım. Sesi ne kadar çıkıyor? Şöyle ses ölçme aletimizi çıkartıyoruz ve her zamanki şarkımızı başlatıyoruz. Hoparlörün dibine kadar yanaştırıyorum. Maksimum desibel 99 çıktı şu anda. Hala 99'da devam ediyor. 99.5 oldu. Ve 100.4 ile kapattı. Şimdi arkadaşlar bu 100.4 tabii ki de hiçbir şey ifade etmeyecek. Hani bilmeyen birisi için. Kıyaslama açısından karşısına hemen bir tane not 2 koyuyorum. Şöyle ses seviyemizi sona alalım. Şöyle yapayım. Başlatayım. Hatta baştan başlatalım. Bastım. Not 2'nin hoparlörü arkada olduğu için arkaya yanaştırıyorum ses aletimizi. ...96.7'ye yükseldi. 98.6 ile kapattı. Ve son olarak bir de LG G3 ile deniyorum. Şöyle koyalım G3'ümüzü. G3'ün de hoparlörü arkada. Evet, şu an G3 98 ile açılışını yaptı. 98.4 ile 98.7. Evet, 3 telefonda ortalama hemen hemen birbirine yakın sesler verdi arkadaşlar. Yani Genoa Mobile dışarıya verdiği ses konusunda sizi fazla üzmeyecektir. Gördüğünüz gibi Note 2 ve G3'e yakın seviyelerde sesi var arkadaşlar. Son olarak telefonumuzla oyun testimizi de yapalım arkadaşlar. Bakalım oyunlarda nasıl performans veriyor. Evet arkadaşlar, oyun testlerimizin ilkini Asphalt 8 üzerinde gerçekleştirdik her zaman olduğu gibi. 15 dakikalık bir oyun deneyi yaptık. 31 dereceydi ortalama sıcaklığı ve pilimiz de %70 civarındaydı. Wi-Fi açık, full parlaklıkta 15 dakika boyunca aralıksız Asphalt 8 oynadık. Sıcaklığı ortalama 38 dereceye yükseldi arkadaşlar. Çok çok fazla bir sıcaklık artışı değil bu, 7 derecelik bir artış. Ayrıca şarjı da 15 dakikalık oyunun sonunda %60 seviyelerine düştü. Benim beklediğimin çok az üstündeydi. Ancak yine de bu değerler fena sayılmaz. Bu arada şunu da belirteyim. Asphalt 8 en yüksek ayarlarda oynamadık arkadaşlar. 4 ayar seçeneği var. En yüksek, orta, düşük ve en düşük olarak. Biz orta seviyede oynadık. 3. seviyede yani. En yüksek seviyeye aldığınız zaman FPS düşüşleri yaşayabiliyorsunuz. Bu yüzden telefonu hiç zorlamaya gerek yok. Orta seviyede de gayet güzel grafiklerle akıcı bir oyun deneyimi yaşıyorsunuz. Şimdi bir de Mortal Kombat'a bakalım arkadaşlar. Hem oyunun açılış hızını görmüş oluruz. Hem de oyun bize akıcı bir deneyim yaşatacak mı, bunu da anlamış oluruz. Oyun açılıyor yavaş yavaş. Oyunumuz açılmaya çalışıyor şu an. Evet, hala açılıyor. Oyunumuz açılacak umarım. Bir yere mi basmam lazım? Yok, bekliyoruz. Şurada bekleyin işareti var. Loading diyor. Evet, uzun bir beklemenin ardından Warner Bros. Logosunu ve NetherRealm logosunu gördük. Oyun ince ince açılıyor. Oyunlarla ilgili şunu belirtmem lazım arkadaşlar. Mesela hani hoparlörü şurada olduğu için telefonu oyun oynarken şöyle kapatabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi oyunu hani şu şekilde tam böyle oynuyorsanız biraz bu hoparlör size sıkıntı verebilir. O yüzden mecburen şöyle biraz aralık bırakmak zorundasınız ya da kulaklıkla oynayacaksınız oyunu. Oyun biraz geç açıldı. Evet, bunu kabul ediyoruz. Ancak oyun içinde akıcılık problemi yaşamıyoruz arkadaşlar.
Şöyle loading ekranını yine bekliyoruz. Umarım bu sefer yine bizi çok bekletmez. Bilmiyorum hani oradan ne kadar algılayabiliyorsunuz. Çok çok küçük FPS düşüşleri var ancak oynanışa hiçbir etkisi yok. Bu nerede etkili olur? Eğer GTA gibi büyük bir oyun kurarsanız, hani anlık olayların çok etkili olduğu bir oyun kurarsanız burada belki sizi biraz rahatsız eder ancak böyle sürekli dokunduğunuz bir oyunda muhtemelen sizi rahatsız etmeyecektir. Mortal Kombat deneyim bu şekilde. Hemen bir çıkalım bakalım oyundan. Kasma donma oluyor mu? Oyundan çıkar çıkmaz şöyle uygulamamızı açalım. Evet, herhangi bir kasma oyundan çıktığımız zaman yaşamadık. Şöyle tekrar hemen oyuna gelelim. Şöyle uygulamalar arası geçişimizi de yapalım. Evet, telefon gayet akıcı bir şekilde uygulamalar arasında geçişini gerçekleştiriyor. Şimdi drop testimize geçelim yavaş yavaş arkadaşlar. Ve daha sonra eğer sağ çıkarsa telefonu sizlerden birine hediye edeceğiz. Şartlarını da drop testten sonra söylüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi General Mobile 4G'ye drop testimizi yapalım. İlk başta cepten düşürme testi yapacağız. Şurada durduğunu varsayıyorum ve cebinden çıkartırken... Telefon sadece arka kapağı açıldı. Onun dışında şu an için bir problem yok gibi gözüküyor. Bir de kulağımızda konuşurken düşürme şansımız var. Tabii dikkat edin telefonunuza. Şu mesafeden şöyle bırakıyorum. Pile çıktı içinden tabii ki de doğal olarak. Hemen açıp bakalım bir problem var mı diye. Umarım açılır da. Evet, telefon açıldı. Bir sorun yok gibi gözüküyor. Üzerinde de herhangi bir çizik, vuruk, kırık bir şey yok. Evet arkadaşlar, telefon düşürme testimizden sapasağlam çıktı. Hiçbir problemi yok. Videonun da başında söylediğim gibi telefonu sizlerden birine göndereceğiz. Tek yapmanız gereken bu videonun yorum kısmına "Webtekno bu telefonu istiyorum çünkü" yazarak neden bu telefonu istediğinizi açıklamanız. Yorumunu en beğendiğimiz bir kişiye bu telefonu göndereceğiz arkadaşlar. Kazananın da 25 Mayıs Pazartesi günü saat 18'de sadece Webtekno Twitter adresinde açıklayacağız. Yapmanız gerekenler bu kadar. Çok basit arkadaşlar. Artık gerisi sizin yaratıcılığınıza kalmış. Genel Mobile Discovery 4G bu şekilde arkadaşlar. Telefonla ilgili aklınıza takılan bir soru varsa bizlere yazın, yorum kısmına yazın ya da istediğiniz yerden yazabilirsiniz. Bizleri Twitter, YouTube ve Facebook adreslerimizden takip edin. Aynı zamanda webtekno.com'u da takipte kalın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.